Geleneksel olarak her yıl düzenlenen yemekte Kurtuluş Savaşı yemeği olarak adlandırılan kuru fasulye, bulgur pilavı ve hoşaf ikram edildi. Yemekte KRT'ye bir açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Necati Bilge Türk, o günün şartlarında zor günlerde askerin yediği yemeği Balıkesir Şubesi olarak 11. defa organize ettiklerini belirterek şunları söyledi. Bu yemeğimiz Kurtuluş Savaşı'mızda işte o günün koşulları altında, zor şartlarda, soğukta, karda, çamurda vatanını savunmak için vatanından bir karış toprak düşmana kaptırmamak için savaşan o Mehmetçiklerin yemeği bulgur pilavı, kuru fasulye ve hoşaftır. Biz şunu aslında belirtmek istiyorum, ben tüm kamuoyuna duyurmak istiyorum. Yani biz dünyada en barışçı, en uzlaşmacı, en sevecen bir milletiz. Bizim milletimizin özünde olan saygınlık, içindeki o kalpten gelen milli duyguları dünyanın hiçbir ülkesinde ben göremedim. Zaten göremiyoruz da. Neden göremiyoruz? Çünkü saldırgan bir millet değiliz. Biz yıllardan beri genlerimizden aldığımız, o tarihsel genlerimizden aldığımız o duygularla beraber bütün milleti, bakın onlarca mozaik gibi, mozaik demeyelim adına da aslında yani etnik temel ama bir millet fışkırmış bu Kurtuluş Savaşı sonucunda. O Osmanlı'nın son çöküş döneminden sonra bir cumhuriyet doğmuştu. Bu cumhuriyeti doğuranlar, bu cumhuriyeti bize bağışlayan aslında çok büyük insanlar. Yani onları onüre edecek ben söz bulamıyorum. O insanlar o genç yaşta bizler için kendini toprağa atmış insanlar sayesinde bugün buradayız. Ama ne yazık ki bu Cumhuriyet Bayramı ilk defa 88. yılında meydanlarda, alanlarda elde Türk bayraklarıyla bizleri yürütmediler. Biz yürütmeyenlere karşı, gericiliğe karşı, yobazlığa karşı, tüm Türk milleti olarak, sağcısı, solcusu, milliyetçisi, devrimcisi bir ulusçu olarak hepimiz göğüs gereceğiz. Yeniden bu cumhuriyetimizi, cumhuriyetimizden zaten eser kalmadı, hukuk ayakları altında. Yani sanki insanların yargılanması hakimlerin iki dudağı arasında, haklı veya haksız. Haksız, haklı bakıyorsunuz, haksız duruma düşüyor. Bunların çok yanlış olduğunu, cumhuriyetin kurallarına yakışmadığı, yani cumhuriyetimize, ülkemize bu olaydan yakışmadığını görüyoruz. Bunların da zamanla tabii bizlerin, yurtseverlerin büyük çabaları, uğraşları sonucunda kazanacağını tahmin ediyoruz.